Ne arıyorsun burada? Belanı mı arıyorsun deli yörük? Asıl sen belanı buldun Allah'ın ilazı. Hiç mi ıslanman yok be Ali İbrahim? He? Kardeşim. İyi misin? İyi. Bulduk seni sonunda. Ne işin var senin burada? Aslında sen ne yapıyorsun bakayım burada? Defol git Levent. Kim var içeride? Nereye giriyorsun öyle ya? Var içeride. Lan evime böyle giremezsin. Levent çık dışarı. Levent. Levent çık dedim sana. Bunlar, bu ne bu? Kimin için hazırladım bunları? Kimin için hazırladım bunları? Kimin için hazırladım bunları? Levent çık dışarı. Seni gebertirim. Duydun mu seni gebertirim. Yavuz'u mu bekleyorsun? Bırak dedim. Seni öldürürüm bak. Yavuz'u da gebertirim. Seni de gebertirim. Defol! Seni öldürürüm duydun mu? Bundan sonra senin anladığın dilden konuşacağız. Hayvan! Bırak dedim. Bırak beni. Gel. Zeynep! Gel buraya! Zeynep! 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 Aç şu kapıyı! Defol git buradan, ruh hastası! Aç şu kapıyı Zeynep! Levent defol git buradan! Zeynep aç diyorum! Seni de öldüreceğim. O Yavuz'u da öldüreceğim seni. Ya hasta mısın sen? Kimse yok burada. Öleceğim. Zeynep. Levent yeter artık. Bak gitmezsen sonuçları çok kötü olur. Aç şu kapıyı diyorum sana. Zeynep. Hayırdır şurada? Zeynep Hanım'ın içeriden sesi geliyor. Selim ne oluyor burada? Zeynep Hanım'la Levent Bey konuşuyorlar. Senlik bir şey yok. Haydi. Haydi. Sizin kafasına bir tane mermiyi. Şota yapma. Allah şahidim olsun ki sana yaşadığın sürece acı çektireceğim. Eğer bana bir daha dokunmaya kalkarsan seni kendi ellerimle öldürürüm. İyi misin Zeynep Hanım?
diyeceğim? Kurdoğlu'nun bilgisi var mı olanlardan? Ne diyor? Şimdilik bir şey demiyor. Ya dese de dinlemeyeceğim diyorsun yani. Laz oldu, sana bir şey soracağım. Sor, deli yörük, sor. Ben geçen gün ekiple birlikte bu Leto'ların çiftlik evine gittim. Oradaydın değil mi? Oradaydım. Biliyordum. Yemin ederim biliyordum. Jandarmayı Muzaffer'in evine yönlendirip oraya gideceğini tahmin ettim. Bir delilik yapmadığı da ekiple birlikte düştük peşine. Az kalsın bir delilik yapıyordum aslında. Ama kadınlar çocuklar var diye vazgeçtim. Nasıl çıktın oradan? Zeynep Leto arabasıyla çıkardı. Zeynep Leto ne alaka ya? İlkokul arkadaşım. İlk başta kardeşine yerimiz o söyledi diye şüphelendim ondan ama... ama alakası yokmuş. Lazoğlu, ben biliyorum Tarık Leto'nun yerinizi nereden öğrendiğini. Nereden öğrenmiş? ETS kayıtlarına baktırdım. Taşköprü'ye gelmeden önce Temel'in evindeymiş. Oradan direkt Taşköprü'ye gelmiş. Temel'in ETS kayıtlarında bir şey çıkmadı ama... karısı Eda Nur o sırada evdeymiş. Ne diyorsun sen Oğuz? Vallahi durum bu Halil'im. Temel sana ne kadar sadık sorgusunda anlarız. Daha... ben bir şey öğrenirsem sana nasıl haber ulaştıracağım? Derviş dayımın geçmişimden haberi var. Onun üstünden irtibat kurarız. Zeynep. Bir şey soracağım ama beni yanlış anlama. O Levent... Elif. Öyle bir şey olsaydı sence ben o Levent'i yaşatır mıydım? O Elif'e gelmek istemedi Fikret Bey. Ben de aldı da getirdim onu bize şimdi. İçeride Elif'in üst baş değiştiriyorlar. Yok yok, gelmenize gerek yok. Biz zaten az sonra çıkıda geliriz çiftliğe. Emredersiniz Fikret Bey. Ben haber ederim sizi. Fikret Bey, geleyim dedi. Gerek yok dedim. Biz zaten çıkıda geleceğiz çiftliğe. İyi demiş. Daha iyi misiniz Zeynep Hanım? Nasıl iyi olsun, her yerim mosmor çürük içinde. İyiyim. İyiyim, bir şeyim yok. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki varsın Çota. Sana minnettarım. Oğlum nasıl sözdür Zeynep Hanım? Minnettarım falan ya. Ben... oh. Abi canımı koymuşum sizin yolunuza Zeynep Hanım. Şota, ah Şota. Sen öyle orada nasıl gebertmedin? Salmadı ki beni basayım o soysuzun kafasına bir mermi. Biz doğrusunu yaptık. Haklıyken haksız duruma düşecektik o kansız yüzünden. Onun aldığı nefes zarardır. Ne haklısı ne haksızı Zeynep Hanım. Sanki ne fark edecek ki? Ha silahla vurmuş, hayaliyle vurmuş. Levent kinlenmeyecek mi? O Asiye, Şota'nın yaptığını aferin mi diyecek? Hayırdır ya? Onlardan aferin bekleyen kim? Abim sana yürümelerine izin vermez de. Ola ki Elif'in dediği gibi oldu. Ola ki sana husumet güttüler. Şahin Kaya'ya gideceksin. Halil İbrahim'in yanına. Halil İbrahim mi? Halil İbrahim. O da görür görmez kocamı vuracak, öyle mi? Öyle bir şey olmayacak. Ben konuşacağım onunla, yanına alacak Şota'yı. Nasıl konuşacaksın ki? Ben birkaç gündür Halil İbrahim'i evimde saklıyorum. Siz de bana dair hayaller, aşklar, meşkler... bir türlü anlayamadığınız şey buydu işte. Çiçeğin işte Halil İbrahim Karasu muymuş? Sen benden ne gizli işler çevireysun da bana demeysun ha? Olacağın olsun. Başçavuşum benim. Çocuklar, komutan dönüyor.
Ne yaptınız komutanım, bulabildiniz mi Halil İbrahim'i? Yok. Kuş olup uçtu herif sanki. Peki nasıl yapalım? Yapacak bir şey yok. Elimizdeki şansı kaçırdık. Karakola döneceğiz. Bu kahveci Temel'le yanındakini sorgulayalım bakalım. Belki Halil İbrahim'le çetesinin nerede olduğunu öğreniriz. Emredersiniz komutanım. Çocuklar çekiliyoruz, toparlanın. Balısmat, asker çekili. Almışlar mı İbrahim? Ben göremiyorum. Yok, ben de göremiyorum. Turan. Ne de boş yok ya. Beyler. Hadi geçmiş olsun. Halil. Bu sefer var ya, umudu kesmiştim. Yalan demeyeyim yani. Dedim Halil'i bu sefer düşürdüler. O birisi peşinden doğru geldi. Burada dizlerimizin bağı çözüldü. Dedi ki uşak kesin yakalandı. Bu seferlik ucuz atlattık. Ben bir derviş dayının yanına gidip bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Siz de bu gece yine gitmeyin. Temel'in yanındakinin neyi ne kadar bildiğini bilmiyoruz. Dikkatli olalım. Tamam. Hadi eyvallah. Dikkat et uşağım. Dikkat et Halil İbrahim. Sezesun, ben senin arkandayım damat. Bilesun. Sağ olasın baba. Fikret abi işaret versin. Bu gece o Levent'i, adamı Selim'i, kapıdaki şoförlerini, kim var kim yok hepsini indirelim enişte. Keşke sen orada bitirsen işlerini. La bir sus Ali Kemal, zaten burnumdan soluyorum. Ailem sizsiniz. Bundan sonra Levent diye bir abim yok. Eğer ona destek olup sahip çıkarlarsa annem de babam da yok. Canım yengem be. Tamam baba. Baban ne dedi? Gereğini yapacakmış. Nerede ki o? Öbür evde. Hah. Asıl Asya yılanı geri önü eder. Merak etmeyin siz. Ayşe bizim ailemiz. Aramıza bunca şey girdi, bir de kan girmesin abi. Benim istediğim tek bir şey var, bir daha Levent'i görmemek. Başka bir şey isteseydim şoto oracıkta yapardı zaten. Acıyor, acıyor, acıyor. Rızvan baba, şöyle düşün. Sen şimdi kapıdan içeri girmişsin. Asiye teyzen böyle süslenmiş, püslenmiş, bir şeyler hazırlamış, tatlı matlı işte yapmış. Hayırdır, sen bunları kimin için hazırladın? Cevap yok, ses yok. Hayırdır ya diyorsun, sen bunları Dursun Leto için mi hazırladın? O sana cevap vermek yerine agresif hareketler, tokat sallamalar falan. Sen olsa ne yapardın? Asiye benim karım. Ne başkası için süslenir, ne de başka bir şey yapar. Bir günden bir güne ben de ona el kaldırmamışım. Eminim ki senin baban da annene el kaldırmamıştır, öyle değil mi Nesim? Öyle. Levent büyük bir hata etmiş. Belli ki Zeynep onu istemediği için oğlumu kışkırtmış. Levent de bu tuzağa düşmüş. Düşmüş, hem de pis düşmüş. Bakın, biri benim kızlarımdan bir şey isteyecekse ya da bir şey diyecekse gelip benim karşıma dikilecek, bana diyecek, benden isteyecek.
Seven erkeğin yapması gerekeni yapmış benim yeğenim. Senden bir şey istemesine gerek yok Rizvan Bey. Ama sen haklısın. Öfkelenmekte haklısın. Babasın, haklısın. Kızlarını istediğine verirsin, hakkıdır. Ama nişanlı bir kız başkası için hazırlık yaparsa sadece nişanlısını değil, babasını da aldatır. Sen hele Zeynep'i dize getir, boynumuz kıldan ince sana. Ne karar verirse başımızın üstüne. Ya ablam Elif'le Şota'yı akşam yemeğine davet etmiş. Hazırla onlar için yapmış anne. Duydun mu Asiye? Şota demişken Reşit'in damadı benim oğluma el kaldırmış. Onun hükmü nedir Rızvan Bey? Şota Levent'i öldürseydi o zaman size söz söylemek düşerdi baldız. Ama Reşit'in damadı doğruyu yapmış. Had size had bildirmiş. Kendi de haddini bilmiş. Onun için hepinize tavsiye ediyorum. Haddinizi bilin. Hadi, 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 hadi. Yeğenim, gün ortası böyle tedbirsiz buralara gelmek nedir? Kes bakalım. Ne oluyor? Temeli jandarma aldı. Desene tedbirlik bir durum kalmadı. Temel uşakken çaldığı erikleri bile anlatacak. Dayı Temel'in babasıyla konuş. O da letolarla konuşsun. Temel silahlar letoların diye konuşacak desin. Onlar birilerini gönderir. Jandarma da Temel'i serbest bırakır. İyi düşünmüşsün. Ama gördüğüm kadarıyla canını sıkan bu değil. Değil. Eda Nur söylemiş yerimizi. Tarık Leto'nun üstüne bulmuş bizi. Zorla söyletmişler. Sen biliyor muydun? Biliyordum. Bana niye söylemedin? Kendisi desin istedim. Zorla konuşturmuşlar dedim ya. Ne demek zorla konuşturmuşlar? Zorla konuşturmuşlar işte. Dayı zorla konuşturmuşlar ne demek? Tecavüz etmiş kıza. Benim kızım güçlüdür. Her şeyin üstesinden gelir. Öyle değil mi Zeynep? Öyle baba. Aferin. Elif benim kızım gibidir. Sen de artık bizim damadımız değil, evladımızsın. Gel. Öyle değil mi Reşit? Evet Rizvan Bey. Sayenizde ailemiz çok büyük ve güçlü. Ayşe. Öfkeyle annene, babana kötü sözler söylemiş olabilirim. Hazırlan, yanlarına git. Onların gönlünü al. Nasıl isterseniz Rizvan Baba.
Hadi bakalım, siz de oturun. Hadi sizler de oturun. 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 Rızvan Bey, bu iyi hallerin beni çok mutlu etti. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın. İyi ki çocuklarımın babasısın. Sağ ol Nedim'e, sağ ol. Ben ne yapıyorsam çocuklarım için, ailem için yapıyorum. Bakın Fikret'e. Ne kadar güzel bir yuva kurdu. Torunlarımızla ömrümüze ömür kattı. İnşallah Tuncay da abisi gibi okuyacak, üniversiteyi bitirecek. O da güzel bir yuva kuracak. Tamer'e de aynı şeyi söyledim. Keşke Tarık da aramızda olsaydı da kendine uygun birini bulsaydı. Dengi dengine 40 gün 40 gece düğün yapsaydı. Ben Tarık'ta bir hata yaptım. Onun isteklerine boyun eğdim. Bir baba çocuklarının istekleriyle hareket etmemeli. Yani sonuç olarak çocuktur nihayetinde. Bugün başka bir şey ister, yarın başka bir şey ister. Ben Tarık hatalarından ders alsın istedim. Ne yazık ki kendim ders aldım. Bundan sonra evlatlarım ben kimi seversem onu sevecek. Ben kimi istersem onunla evlenecek. Bu mu yani baba? Benim sözüm baki kızım. Levent'le evleneceksin. Hayatının hatasını yapıyorsun. Ben biraz hava alacağım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur derviş, gel gel. Hayır olsun. Pek hayır değil Yusuf. Geç otur şuraya, geç.
Ve bana ne oldu? Temel'le arkadaşını jandarma almış. Ben sana demedim o uğursuz lastikçi Rüştü'yü takma uşan peşine diye. Derviş dayı Temel'in ne suçu var ki jandarma tutsun onu? Letoların kaçak silahlarından yakalatmışlar. Ne kaçak silahı ya? Ah Temel'in mahuşu. Yusuf, sen git jandarmaya Temel'le konuş. İfade verirken hiçbir şey söylemesinler. Sonra git Reşit'e de ki, götürsün birini teslim etsin Rızvan Leto, yoksa hepsi birden yanacak. Tamam. Cüzdanım, anahtarlar nereye duruyor? Danur, kızım. Buyur Derviş dayı. Görüyorum ki kocanı çok seversin. Biliyorum ki kocan da seni çok sever. Kocandan hiçbir şeyi gizleme saklama kızım, olur mu? İster kabahatli ol, ister masum. Karı koca arasında gizli saklı olmaz. Özür dilerim, çok affedersin, iyi misin? Sen olduğunu anlamadım, iyi misin? Çok çok affedersin, özür dilerim. İyiyim. Zeynep! Abi ne oldu? Ses duydum da, ne oldu? Abi bir şey yok. Sürahi kırıldı. İyi misin sen? Kestin mi bir yerini? Yok yok. Bir şeyim yok. Merak etme. Birazdan hallederiz. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Olur mu? Tamam. Kızlara haber ver. Sen dokunma ona. Tamam abi. Halil İbrahim. Özür dilerim. Tekrar iyisin değil mi? İyiyim Zeynep. İyiyim. Sen böyle birden omzuma dokununca aklım başımdan gitti. Asıl sen iyiymişsin. Tabii sen olanları bilmiyorsun. Yayladaki eve gittim. Etrafı görünce merak ettim. Ne oldu? Levent olacak hayvan bana saldırdı. Neyse. Yani tamam anladık bunların cinsi bozuk da. Neden delirdin? Senin için bir şeyler hazırlamıştım. Yavuz için hazırladığım sandı kıskançlıktan deliye döndü, ruh hastası. Benim yüzümden olmuş. Affet. Hayır, seninle bir ilgisi yok. Babam tepki göstermedi mi bu duruma? Beni üç kuruşluk ticaretine kurban etti. Şu olacak. Ben Levent'le evleneceğim. Sen de beni nikahtan kaçıracaksın. Anlamadım. Anlatacağım her şeyi. Önce ben yiyecek bir şeyler getireyim. Gelince konuşuruz. Olmaz Rızvan Bey, olmaz. Nasıl olacak? O Levent senin kızını aldattı, dövdü. Sen şimdi onları evlendireceksin, öyle mi? Senin kızın da oynamasaydı oğlanla. Nedir o Yavuz Leto'ya mavi boncuklar dağıtmak, ha? Ha, o konuya da gelince... nereden duydularsa duymuşlar. Dursun'un karısı aradı beni. Dedi ki, böyle böyle olmuş dedi. Ben de ne duyduysanız doğrudur dedim. Hepsi doğrudur dedim. Senin de haberin olsun.
Onlara neymiş benim kızımla nişanlısının arasındaki meselede? Bana ne diyorsun? Senin akrabaların. Ha, yarın karşına dikildiklerinde böyle cevap verirsin. Ya da anlatırsın Asiye'nin yeğenini niye kendi yeğenine tercih ettiğini. Bana müsaade. Reşit! Reşit seni çağır. Reşit! Buyurun Rizvan Bey. Arabayı hazırlayın, öbür eve gideceğiz. Hemen hazırlatıyorum Rizvan Bey. Benimle dalga geçiyorsun değil mi? Hayır, ben çok ciddiyim. Madem onlar benim duygularımı, düşüncelerimi önemsemiyorlar, ben de onları nasıl iki paralık ederim diye düşündüm. Düğünden karıları, kızları, akrabaları kaçırılınca insan içine çıkamaz onlar. Hem sen de intikamını almaya devam etmiş olursun. Ha silah depolarını basıp rezil etmişsin, ha düğünden kızlarını kaçırarak senin için fark eder mi? Bence sen şoktan ne dediğini bilmiyorsun. Halil İbrahim, sakın bana korktuğunu söyleme. Ben hiçbir şeyden korkmam da. Arkadaşlarımı düşünüyorum. Onların hayatını daha fazla riske atamam. Sonuçta senin düğünün. Silahsız davetli olmaz. Düğün olmayacak. Nikah yaparlar sadece Tarık'ın yasından dolayı. Kalabalık olmaz. Sen nerede diyorsan orada yaparım. Yeter ki tamam de bana. Sen neden çekip gitmiyorsun buralardan? Neden çekip gitmiyorum buralardan? Levent beni istediği gibi aldatacak. Yakalayınca tokat atacak. İstemiyorum deyince zorla elde etmeye kalkacak. Babam sesini çıkarmayacak. Ben de yanlarına bırakıp kaçacağım, öyle mi? Ölürüm de bir yere gitmem. Bu Asiye'nin kardeşi Cevat. Levent'in dayısıydı değil mi? Dayısı. Cevat'ın bu nikaha gelme ihtimali ne? Yani o kaçak biliyorsun. Buralara gelmez. Tarık'ın cenazesine bile gelmedi. Ama sen... İlla gelsin diyorsan. Gelsin. Eğer ben sorun çıkarırsam beni, daha doğrusu babamı ikna etmek için gelir. Cevat'ı biliyorsun. Babamın katili. O şerefsiz gözlerimin önünde öldürdü babamı. Sonra da Gürcistan'a kaçtı. Sizinkilerin pis işlerini devralmış. Madem darbe vuralım diyorsun, ciğerlerini sökelim. O Cevat gelecek buraya. Getireceğim onu sana. Hadi sen bir şeyler ye. Hava kararsın, öyle gidersin. Ben Elif'i organize edeyim. Ayşe ile konuşsun, Ayşe teyzesiyle konuşsun. Cevat'ı getirelim. Sana Şota'yla haber yollayacağım. Onun da Elif'in de haberi var görüştüğümüzden. Şota'ya güvenebilirsin. Reşit Efendi'ye geldim. Kahveci Yusuf geldi deyin o. Elif. Zeynep. Şurada bahçede bir gölge mi ne görmüş? Halil İbrahim mi geldi? Geldi gitti. Gel sen benimle. Allah'ım.
İnanmıyorum sana ya. Baban evde ya. Şota değildi. Abilerim görseydi. Söylenmeyi bırak da beni dinle. Halil İbrahim beni kaçıracak. Ne? Ben Levent'le evleneceğim. Halil İbrahim de beni kaçıracak. Yalnız bu düğüne Asiye'nin kardeşi Cevat'ı getirtmemiz lazım. Zeynep, sen sadece kendini değil hepimizi öldürteceksin. Ah, Tamer'im. Babanı çağır, mühim bir konu var oğlum. Konu neydi Reşit abi? Rizvan Bey'i çağır, ben bahçedeyim. Hadi. Ne oldu Reşit? Otur. Jandarma kahveci Yusuf'un oğluyla lastikçi Rüştü'yü almış. Üzerlerinde Dursun Leto'nun deposundaki silahlardan yakalatmışlar. Kahveci Yusuf diyor ki, Temel'de Rüştü'de konuşmayacak. Siz birini yakın, bu uşaklar çıksınlar, iş size gelmesin. Kahveci Yusuf bizi mi tehdit ediyor? Önce ben de sinirlendim. Ama Rüştü'nün yatması güven kazandırır. Ha bu uşaklar oradan çıkıp Ali İbrahim'in yanına gidecekler. Rüştü sizin emrinizi yerine getirir, işi bitirir. Bu kara su yılanından da kurtuluruz da. Çok iyi düşünmüşsün Reşit. Aynen böyle yapalım. Kimi vereceğiz? Cin gözü. Cin gözü mü? Evet. Bu kulpalar Şota'yı verin diye tutturdular ama şimdilik onların çenelerini kapattım. Ama Halil İbrahim öldükten sonra artık onları durduramam. Senin oğlan bizim yerimize yatarsa hiç olmazsa onları sustururuz. Rizvan Bey, silah kaçakçılığının 10 yıl yatarı vardır. Reşit'im, eğer oğluma kıyamam diyorsan, o zaman damadın Şota'yı gönderelim. Yok, yok. Onun çocukları vardır. Cingöz daha genç. Girsin yatsın. Hayır yani şimdi eskiden olsa senle ben girer yatardık. Hem bu karıların dırdırından da kurtulmuş olurduk. Ama dediğin gibi çocuklar var. Cingöz'e benden selam söyle. Dışarı çıktığında düğünü benden kimi istiyorsa onu alacağım. Sağ olun Rıza Bey, sağ olun. Çok güzel görünüyor. Sağ ol. Sen mi demledin? Evet. Sen diğerlerine hiç benzemiyorsun. Ne gibi? Hem bey kızısın. Hem çok güzelsin. Hem de elinden her iş geliyor. Sen de diğerlerine hiç benzemiyorsun. Hem elin silah tutuyor... Hem de yakışıklısın. Baba, kimi söyleriz Van Bey? Ananla vedalar. Yarın teslim olacaksın. Haydi.
dedi o yılanın doğurduğu görümce. Anne ya, o benim ablam. Ablana bir şey demeyin Leyla'cığım. Anasına değil. Sağ ol Leyla. Vallahi teyze Zeynep haklı. Öküz abimin etti o iş mi? Ne yapmış abin? Ne yapmış abin? Biraz korkutmuş bir şey yapmış mı? Zuhal yapmış mı bir şey? Yok asla. Benim çocuğum öyle biri değil. Nikah için bir şey dedin mi? Kayınbaban. Yok. Benim yanımda bir şey demedi. Ama bana kalırsa Zeynep zaten artık onu dinlemez. Aha. Duydun mu? Ha? Gelinin istemiymiş oğlunu. Artık onun ne istediğinin bir önemi yok. Kulpalara verdiği sözden kimse dönemez. Dönerse de bedelini öder. Ha. Ben ne olacağım anne? Beni acaba düşünen var mı? Sen tarafını seçeceksin. Ya aileni seçeceksin ya kocanın ailesini seçeceksin. Ben böyle orada da gitmek isterim dersen. Bil ki bir taraf olan her taraf olur. Güzel olmuş çay. Ya Zeynep, anlamıyor musun? Anlamak mı istemiyorsun? Bak bu Cevat Kayatan bizimkilere benzemez ya. Korkunç bir adam. Bak, Halil İbrahim'le görüştüğünü öğrenirse seni bile öldürebilir. Annenin sesi mi o? Galiba. Sen nasıl kıyarsın benim oğluma? Yaktın benim uşağımın gençliğini. Yaktın. Nasıl koyarsın? Benim oğlum gencecik. Yaktın gençliğini. Ben Rüzvan abimin bacısıyım. Nasıl yapar bunu bana? Nasıl yapar? Konuşacağım ben Rüzvan abimle. Sakine bir dur. Ya bir dur. Ne yapıyorsun? Bırak sakine. Beni. Sakine. Bırak. Ne oluyor? Sakin ol. Ne oluyor? Ne oluyor? Ay yaktılar benim uşağımı. Sakin ol ama bir sakin yaktılar ol bir anla. Ne oldu sakin ol. Sakin ol. Ne oluyor? Oğlum yaktılar uşağımın gençliğini. Yaktılar. Sakin 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 ol. Oğlum. Bir şey yok tamam. Sakin ol tamam. Yaktınız benim oğlum. Yaktınız. Yaktınız. Sakinim. Kaldırın. Kaldırın şartları hocam. Hadi elin yüzünü iki at. Hadi elin yüzünü iki at. Sakinim. Ne oldu Eşit'e? Rızvan Bey silah işini imtin gözünü üstlenmesini istemiş. Cezaevine girecek kardeşin. Levent'e vurdun ya bunu öldürtüyor baba. Salmadın ki beni basayım bir mermi onun kafasına. En azından girer cezayı ben yatardım da. Gel. Buyurun oturun. Oturacak bir şey yok komutanım. Konuşmayacağız. Canım sen konuşmayacaksın da... belki Ocakçı Arif'in teyze olur üçlünün söyleyecekleri vardır. Her üçlü. Benim de diyecek bir şeyim yok komutanım. Biz bir şey söyleyeceksek bu saatten sonra tek bir şey söyleyeceğiz. Ha ondan sonra da sizin Rızvan Leto'yu, Dursun Leto'yu, bir de Nesim Kulpa'yı almanız lazım. Ama zaten bizim ifademiz daha savcının masasına gitmeden onların silahlarını, onların adamları üstlenirler. Onlara bir şey olmaz komutanım. Olan sizinle bize olur. Babanla görüşmene izin verdik. Bunları mı öğretti sana? Biz bu toprakların uşaklarıyız komutanım. Kimsenin bize bir şey öğretmesine gerek yok. Ben diyeceğimi dedim. Senin ne işin var burada? Zeynep Leto'ya bir şey mi olmuş? Olmuş. Evlendireceklermiş Levent'i. Zaten nişanlısı değil miydi? Evlendirmeyip de ne yapacaklardı? Dayı.
Zeynep diyor ki nikaha bas, beni kaçır. Şam, sen buralarda büyümedin. Amcan anlatmamıştır belki. Gelinlik giymiş bir kızı kaçıracağına bütün sülalesini öldür daha iyi. Zeynep de bunu istiyor zaten dayı. Benim üstümden ailesinden intikam almak. Cevat da gelecek törene. Halil Bey, eşyalıkta kanundur. Namert'te oyun oynanmaz. Aklında ne varsa ondan vazgeç. Bırak gerisini jandarma halletsin. Selamünaleyküm Derviş dayı. Aleykümselam usta hanım. Buyur gel. Gel. Ne var ne yok Derviş dayı? Eyvallah eksik olma. Siz ne yaptınız? Gel otur. Temel'e rol niye ezberletmişsiniz? Ne dediyseniz söyledi. İyi, iyi. Öbürü? Ben de onun için geldim. Ben lastikçi Rüştü yalpalar diyordum ama yanılmışım. Satmadı sizi. Allah Allah. Emin misin Üstem Hanım? Sorgusuna ben girdim Derviş dayı. Tek kelime etmediği gibi kılını bile kıpırdatmadı. Rızvan kimi verdi bizimkilerin yerine içeri? Kahyas Reşit'in oğlu. Cam göz müymüş, cin göz müymüş ne? Ha, cin göz. İyi, iyi. Kahvenin taranması için de muhtemelen o da vardı. Mümkünse çıkarma içeriden. Hele bir teslim olsunlar da gerisine bakarız. Yaran nasıl oldu Derviş dayı? İyiyim, iyiyim. Şeyim yok. Oğuz, bir gelişme var. Hayır olsun. Cevat Kayatan, Batum'dan dönüyor. İyi, iyi, dönsün. Yakalaması yok muydu? Alırız hemen. Siz almayacaksınız onu. Ben alacağım. Ben geleyim. Tuvalete gideceğim az tuvalete. Allah'ım münasabirin ya. Sen komutanın yanına geç, ben geliyorum. Nereye baba? Geç dedim. Eda Nur, Eda Nur, dur askerlerin gözünün önünde dur. Tamam güzelim, geçti, geçti be. Geçti karım, geçti hadi. Hadi gidelim benim evimize, hadi. Hadi. Neyin var senin Eda Nur? Yok bir, yok bir şey kocam. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı, ha? Yok, yok demem, ne olacak? Vallahi kaç gündür bir değişiksin, bir haller var sende Eda Nur. Bir anlat, neyin var da? Yok kocam, bir şey yok. Annenler mi bir şeydi Eda Nur? Temel ne edecek annenler? Etmedi bir şey. Anlat o zaman da ne oluyor Eda Nur? Anlat. Of. Yiyeceğim biraz. Ne oluyor Eda Nur? Anne ben kötü oldum. Anacığım. Kızım gel, gel. Anne. Kızlar lavaboyu göster. Dur. Baba ne oluyor ya? Ne bileyim.
Sıkıntıdan mı üşüttü mü? Biz sabaha kadar istifra etti. Sıkıntıdandır. Yoksa bilmez misin Eda Nur'un bünyesi sağlam. Daha Ali İbrahim'le yan yana bile gelemeden jandarmaya kaldık Reşit abi. Ben ne edeyim? Bu iş bu gece burada bitecek Rüştü. Yoksa kahveci Yusuf'a adamımız olduğunu söylerim. Senin işin biter. Kapat onu. Aferin. Ağzın sıkıymış. Sağ ol Süfemiş. Temel, Halil İbrahim sizi dervişin orada bekleyin. Jandarma Cingöz'le meşgulken siz gidin. Anam neden olur gelsin, gideriz baba. Yeter de gördün ananı da garında. Ne diysem onu yapın. İyi tamam hadi. Gidelim bakalım. Temel, siz benim arabayla gidin. Kız yürümesin baba. Üşütmüşse daha beter olmasın. Da bir şey olmaz, biz taksi maksi tutarız. Dervişin oraya bırakın, ben oradan alırım. İyi. Hadi Rüştü, hadi, hadi. Gel kızım, gel. Sağ ol. Kızım, iyi misin? Bir doktora gösterelim seni, hadi. İyiyim mi? İyiyim baba, gerek yok. Uşaklar nerede? İşleri vardı, gitti onlar. Hadi biz bir taksi tutalım. Valla kusurumuza bakma Halil Bey. Estağfurullah. Jandarmayı da peşimize takacak bir şey etmedik ama... bu Oğuz Üsteğmen belli ki bayağı yaman bir adam. Rahmetli Arif'in yeni Rüştü. O da karakoldan anın nakıyla çıktı. Rüştü dedim, sat beni kurtul. En az 10 yıl yatarı var bu işin. Satmam dedi. Ben Arif abimin intikamını alacağım. Emrindeyim Halil İbrahim Reis. Biz birbirimize kardeşlik yapıyoruz. Ağalık, reislik, beylik isteyen letolarla yürüsün. Bizimle değil. Yani o manada demedim abi de. Siz niye koştur koştur geldiniz? Belki evdekilerin konuşacakları bir şeyleri vardı. Vallahi babam acele acele gidin dedi dayı. Demek ki bir şey yok. Ne yapalım? Gidelim mi? Uşaklar da bekliyordur bizi, merak etmesinler. Hadi gidelim. Dayım bir şeyler hazırla diyecek. Onları da alalım. Kap onları Rüştü. Hemen bak şurada. Şu arkada. Allah'a emanet dayı. Sen giderken söyle istersen Temel'e. Rüştü'nün yanında olmaz. Belki Turan'ı yollarım. Gitsin Sema'yla konuşsun. Öğrenip her şeyi anlatır. Tamam, sen bilirsin. Duydun mu? Neyi? Cingöz cezaevine giriyormuş. Sebep? Bu Yavuz abilerin silah deposu patladı ya. Halil İbrahim jandarmanın önüne koydu falan. Onu üstlenmiş. Cingöz'le ne alakası var anlamadım. Ne demek ne alakası var? Babam öyle istemiş. Elbet birisi üstlenecekti bunu. Ha demek Dursun amca ile Yavuz abi o yüzden bugün teşekkür mahiyetinde geliyorlar buraya değil mi? Aynen. Zeynep zaten baştan sevmiydi. Azıcık şimdi kendi kendine sevmeye mi başlayacak? Üstelik bu anası bana, aileme karşı onu doldururken. Sen zorlayacaksın. Nedim'e Dursun Leto'yu üzerime salacak. O kara su yılanı silah işine çomak sokmasaydı hiç aldırmazdım da. Şimdi bunları nasıl başımdan savacağım onu düşünüyorum. Dursun'la o it oğlu illa lazım mı sana? Nesip Ruslara silahları onların çaldığını söylese. He. Hı-hı. Dursun'la Yavuz'u anında öldürürler.
verirler. Sonra da intikamlarını almak bana düşer. Ruslarla mı düşman olacağım yoksa Nesim'le mi düşman olacağım? Haklısın. Senin işlerine benim kafam kesmiyor. Sağ ol kızım. Kızım ne oldu? Senin canın mı sıkkın? Yok baba bir şey. Ben doydum. Size afiyet olsun. Asiye kızın nesi vardır? O uğursuz Cingöz'e hallettiğini öğrenmiştir. Rizvan Bey. Bir şey diyeceğim de kızarsın diye demeye korkarım. Kızacağım bir şeyse söyleme Asiye. Kızmayacağım söyle Asiye. Bu Yavuz Leto Zeynep'i çok mu sevmiş? Ne sevmesi Asiye ya? Ne sevmesi? Onlar benim kızımın peşinde. Babası sevmeyi nereden bilsin ki? Oğlu bilecek. Aklındakini söyle Asiye, aklındakini. Bunu hazırlattınız Nedim Hanım ama anneminin adını en iyi siz biliyorsunuz. Yemez. Ya kızım ah bilmez miyim? O Rızvan Bey'le konuşmadan ağzına lokma koymaz ama Rızvan Bey de sakinleşmeden onu karşısına çıkarmaz. Neyse, belki beni kırmaz. Bir de ben deneyeyim bakalım. Hadi. Nasıl olacak böyle? Vallahi bilmiyorum Elifciğim ama işler iyice sarpa sardı. Bizimkiler de şeyin ada bindirdi. Ve Zeynep ne diyor? Ölürüm de evlenmem diyor. Keşke baştan yok deseydi abime. Nereden bilsin kız? Senin gibi iyi huyludur zannetti herhalde. Hem ona da başta pek soran olmadı. Ben de teyzemle Nedim annenin belki arası düzelir diye sesimi çıkarmadım ama tahmin etmeliydim böyle olacağını. Senin ne kabahatin var canım? Sen iyi niyetle bir şey yapmaya kalkıştın. Nereden bileceksin böyle olacaktı? Ne senin ne başkasının kabahati yok. Her şey o Halil İbrahim yüzünden oldu. Jandarma da bir yakalayamadı şu eşkıyayı. E kasabalı tutuyor onu. Kasabalı birini tutuyorsa, yani ele vermiyorsa 1000 yıl geçse de bizim dağlarda yaşar. Hiç kimse de hiçbir şey yapamaz. Vallahi doğru dedin ha. Bu Halil İbrahim yaşadığı müddetçe kulpalarla letoların arası daha da kötüye gider Ayşe. E bugün Cingöz cezaevine girdi. Yarın da Ali Kemal girer. Sonra da Şota'yı toprağa. Elif. Kimse bir şey yapmayacak kocana. Söz veriyorum sana da. Biliyorum biliyorum Ayşe. Allah senden de Fikret abimden de razı olsun. Ayşe. Hı. Cevat dayını mı arasan? Ya burada işler çok kötü arada kaldım desen. Ya gerekirse Zeynep'e de söylesen. Evlenmiyor rezil olacağız diye. Bak bu Halil İbrahim'in hakkından bir tek senin Cevat dayın gelir. Bilmiyorum ki Fikret ne der? Ne diyecek istemez tabii. Neticede kız kardeşi zorla evlensin ister mi? Ama bak bu Halil İbrahim yaşadığı müddetçe bize tek bir gün bile huzur yok. En çok da sana. O yüzden ara Cevat dayını ama senin aradığını demesin kimseye. Tamam gel gel. Ayşe'yi bir kurdum ki daha yolda dayısını arayıp dayı gel benim evliliğimi kurtar derse şaşırmam. Ayşe akıllı kızdır. Ateşi eliyle tutmaz maşa kullanır. Teyzesini aratacak dayısını bak görürsün. Hiç kendisi abimle kötü olur mu? Vallahi ben orasını morasını bilmem. Ama sen cici enişteme söyle. Cevat'ı hafife almasın. Kocana söyle. Aynen böyle söylesin Ali İbrahim'e. Şota nerede görecek ki Ali İbrahim'i?
Şahin Kaya'ya gidecek bu gece. Tabii sen Ayşe'den dayısının %100 gelip gelmediğini öğrendikten sonra. Zeynep, Şota'nın bu işe bulaştığını değil sizinkiler. Babam bile öğrense kurtuluşu yok, biliyorsun değil mi? Ulan Temel, ben bir şey anlayamadım. Siz itirafçı mı oldunuz? Bu jandarma sizi nasıl bıraktı? Vallahi yakaladın beni Turan ha. Sonra kot kafalı deyince kızaysın bana. Ya biz itirafçı olsak biz mi gelirdik buraya? Jandarma gelirdi sizi almaya Turan. Allah Allah. Turan. Sen Sema'yı ne zamandır görmüyorsun? Akşam git yanına istersen. Akşam gideyim de babası beni jandarmaya versin. Vallahi biraz daha gitmezsen Sema verecek seni jandarmaya Turan. Ha bunu alın da maps edin. En azından yeri belli olsun da arada geleyim göreyim diyecek. Bugün çok formdasın Temel ya, maşallah ya. Tamam la ben gitmeyeceğim demedim, gideceğim. Ya sabah ezanıyla kalka giderim de. Temel, bu lastikçi düştü. Eskiden itin, umursuzun tekiydi. Biz buna nasıl güveneceğiz? Vallahi karakolda görsen sen de şaşırırdın Turan. Demir gibi durdu ha. Ha bu. Ha bu. Bravo. Allah bu Rüştü'nün gözünü kan bürümüş ha uşaklar. Ben size diyeyim. Geç bakayım. Ya. Rüdi abi ben size yalan mı söyleyeceğim? Laboratuvarın yeter etti ya. Ben balığa gidiyorum. Akşam balık yiyelim. Sen bu gece gitmiyor musun bir yere? Yok. Buradayım. Hadi rastgele Ali İbrahim. Şişt, bak buraya. Abi niye böyle efkarlı? Ben anlamadım ki. Yol boyu ağzını bıçak açmadı. Ben de gideyim reisle. Yalnız kalmaz. Git bakalım. Hadi bakalım düştü. Danur. Kız. Kız ben de sana geçmiş olsuna geliyordum. Temel çıkmış karakoldan. Çıktı çıktı. Çıktığı gibi de gittiler. Şahin Kaya mı? Sen nereden böyle? Eczaneye gittim ben. Hayırdır? Hani şu doğum şeysi var ya. Ondan aldım. Kız Danur sen hamile misin yoksa? Tamam ne yedi üzülüyorsun? Kaç yıldır istediğin şey oldu işte Temel'le. Yıllar sonra sence nasıl oldu bu Sema? Tanur saçmalama. Tarık'la Tadun olacak değil ya. Bilmiyorum ama ben doktorumla konuştum. Çocuğu aldıracağım. Sonra da Temel'e söyleyeceğim. Niye atmıyorsun? Bir seferde kaç tane balık gelir? Burada vakit bol Rüştü. Oltayla vakit geçiyor işte. Hem de düşünüyor insan. Ne düşünüyorsun? Seni bile düşünüyorum Rüştü. Ve benim neyimi düşünüyorsun? Bak. İşini gücünü bıraktın. Buralara kadar geldin. Niçin? Kan döküldüğü için. Değil mi? Hı hı. De
Değer miydi diye düşünüyorum. Danıştı. Sen niye girmiyorsun? Giriyorum da reisle laflayınca lafa daldım. Kusura bakma abi, ağız alışkanlığı. Bak hayır. Kurtul. Kötü alışkanlıklarından kurtul Rüştü. Sağ olsun. Reşit kendi öz evladını feda etti de bu silah işinin devlet ayağı kapandı. Bugün bizim bacanakta Ruslarla konuşacak. Bu zararı ödemek için. Oğlunun kabahatini örtmek için mi Ruslara para verecekmiş? Onun ayıbı parayla kapanmaz da. Neyse. Amcamın oğlu. Bak sen bu dünyada benim en yakınımsın. Biz seninle akrabadan öte kardeşiz. Onun için seninle açık konuşma hukukumuz vardır, öyle değil mi? Madem açık konuşalım diyorsun Rızvan, konuşalım. Yavuz senin evladın. Fikret, Tuncay, Tamer de benim evladım. Bunca yıldır birlikte ticaret yaparız. Ne senin bize yanlışın olmuştur ne de bizim sana. Peki bu kulpalar? Yani biz kulpalardan daha aşağı mıyız ki sen kendine dünür olarak onları seçersin? Asla. Kim çıkarıyor bu lafları bir türlü anlamıyorum. Biz seninle dünür olup evlatlarımızı evlendirip zaten güçlü olan aile bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Zaman amca. Sen var ya bu dünyadaki en güzel hediyeyi verdin bana ha. Rızvan amcam. Amca değil oğlum artık Rızvan baba. Ben senin babanım. Babanım hadi. Sen beni reddetmedin ya Rızvan. Bir ömür emrindeyim. Madem benimle dünür olmak istiyordun. Madem benim kızımı almak istiyordun. E verdim gitti. Otur. Otur. Hoş geldiniz Dursun amca. Hoş geldiniz Yavuz abi. Amca değil kızım, baba. Baba, artık Dursun amcan senin baban. Ha, bu da benim damadım, senin sözlün Yavuz. Rızvan amca. Rızvan amca değil oğlum. Rızvan baba diyorum ya, madem siz benim kızımı istediniz... Ben de verdim size. Yoksa Dursun, senin oğlanın benim büyük kızda mı gözü vardı? Ne olur bir şey. Rızvan, olur mu öyle şey? Olamaz değil mi? Olamaz tabii. Ya kız zangır zangır titriyor. Alsanıza şu tepsiyi elinden. Öp kızım, Dursun babanın elini. Zeynep'le Levent'in nikahında Yavuz'la Leyla'nın düğününü, nikahının detaylarını hanımlar kendi aralarında konuşurlar, tamam mı? İnşallah. Zeynep dinlemez Rızvan babamı. Ölür yine de Levent'le evlenmez. Öldürürüm. Gerekirse öldürürüm. Ya sen kimi öldürüyorsun ya? Bir dur Allah aşkına. Benim aklıma bir şey geldi ama bilmem ne dersiniz. Neymiş? De bakayım. Cevat dayım gelse. İşler değişmez mi? Nasıl yani? Yani işte bize gelse.
Zeynep'e, Fikret'e, Rızvan babama, Nedim'e anne üst perdeden konuşsa. Nedim'e anan ölsün. Ömrünü sana versin. Benim akıllı yeğenimse. Ha? Anne, babamın yaptığından haberin var mı? Babam benden habersiz bir şey yapmaz. Ne yapmış ki Rızvan baba? Beni Yavuz Leto'ya verdi Ayşe abla. Saçmalama teyze. Ben ölürüm de o Yavuz Leto'yla evlenmem. Ölürsün. Baban kimlere mavi boncuk dağıttığını öğrenirse, duyarsa ölürsün. O yüzden kes sesini. Büyüklerin ne diyse onu yap. Asiye kimmiş kız? O Sagine'nin uğursuzu, cingöz. Yok artık daha, yok artık daha. Şu nikah bir aradan çıksın. Herkes Allah pamuğu gibi sallayacağım. O it kim ki benim yeğenim aklından geçirir? Ayşe hadi gidiyoruz. Fikret, bir sıkıntı mı var? Nasıl olmasın? Leyla daha çocuk, Asiye anne. Nasıl sıkıntı olmasın? Hem o Yavuz... Senin bacın mı alacaktı? Ha? Ayşe, hadi. Bir şey demeyecek misin baba? Teyzem bir şey yok. Ha Zeynep, ha Leyla. Benim için fark etmez. Rezvan'la dünür alacağız. Benim için fark eder ama. Ben Leyla'yı istemiyorum. Hem daha çocuk o. Anan o yaştayken üçüncü çocuğun hamileydi. Ne çocuğu? Ama ben Zeynep'i... Yavuz! Bir daha Zeynep adını ağzına almayacaksın. Ortağımızın nişanlısı o. Yakında da karısı olacak. Babam benim yüzümden Leyla'yı yaktı. Baban değil de o Asiye yılanı. Sırf sen Levent'le evlen diye kendi öz kızını yaktı. Yok yok. Bizim yüzümüzden oldu bunlar. Bizimle ne alakası var anne? Ben şimdi anladım. Rızvan abim Cingöz'ü niye cezaevine yolladı? Cingöz'ün durumuyla Leyla'nın olayının ne alakası var? Sakin ol. Leyla Cingöz'ü seviymiş. Belki anlamış durumu Asiye. Leyla daha çocuk ya, çocuk. Hepiniz kafayı mı yediniz? Siz neyi tartışıyorsunuz ya? Allah Allah. Demek yakıştıramadık kızın oğluma. Yazıklar olsun bunca yılın emeğine. Sakine bir dur sen de anlamadan dinlemeden. Elif hayırdır? Ali Kemal dedi ki bacım seni çağırıyor. Ben çağırmadım, Zeynep çağırdı. Öbür eve gidecekmiş. Öbür ev ne alaka? Asiye anneyle konuşacağım. Anneye konuşacak onunla. Sakine bir dur Allah aşkına. Elif. Nereden çıktı şimdi öbür ev? Leyla'yı bahane edip olay çıkarırsan Asiye'nin Cevat'ı getirmekten başka çaresi kalmaz. Şu da seni oraya götürür, sonra da Şahinkaya gider. Cevat, Şahinkaya. Hayırdır sizin iki süt kardeş konuşacak başka bir şeyiniz kalmadı mı ya? Affedersiniz Zeynep Hanım. Hadi yürü Şota, ben sana yolda anlatırım. Tamer'cim ne haber? Hoş geldin abla, iyilik. Annem burada mı? Tabii bahçede. Yanında biri var mı?
Zuhal teyze var, Nesim amca, bir de Levent abi. Asiye anne, konuşabilir miyiz? Konuşalım, çek bir sandalye, konuşalım. Baş başa konuşmak istiyorum ben. Burada yabancı yok. Biz bizeyiz, konuş. Sizinle özel bir şey konuşmak istiyorum Asiye anne. Bize müsaade Baldız, anca yetişir işler. Zeynep. Haydi oğlum, haydi. Yarın konuşursunuz, ne konuşacaksınız? Yürü. Haydi. Asiye anne, Leyla daha küçücük. Ayrıca Yavuz'u da sevmiyor. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl kıyarsın kızına? Biz bir şey yapmadık. Sen kıydın kardeşine. Ben mi? Sen ateşle oynadın, ateşle. Ateşle oynarsan hem kendini hem sevdiklerini yakarsın. Babana karşı çıkmak için o Yavuz Leto'yla oynarsan eğer... arada Leyla yanar. Kâbe bitsin. Hava karardığı anda ben o sıcacık yatağıma girmeden sen mezara gireceksin. Selim kafana sıkacak. Yanındaki de gömecek. O nikah kıyılsın. Ben kendi kafama sıkarım zaten Levent Efendi. Sen beni dert etme. Kendini düşün. Çek la arabanı. Çek! Peki. Madem Leyla'yı Yavuz'la evlendirmek istiyorsunuz, evlendirin. Eğer bütün bunları ben o Levent'le evleneyim diye yapıyorsanız, bilin ki ölürüm de evlenmem o pis sapıkla. Ablaların en güzeli. Cevat, kardeşim. Ne zaman geleceksin sen? Ablanı gömmeye mi geleceksin? Abla, ne oluyor orada? Zeynep Hanım. Cevat Gayatan geldikten sonra haber verecek de Halil İbrahim'e. Ha bu acele nedir? Önceden bilsin ki hazırlığını yapsın Şota. Tabii Levent'le sahiden evlenmemi istemiyorsan. Bak Allah'ıma kitabıma ne sizi dinlerim ne bir başkasını dinlerim affedersiniz. O şerefsizin nikah masasında kafasına basarım mermiyi. Canım Şota'm. Sen merak etme. Söyledim ya ben onu ölmekten beter edeceğim. Hadi selam söyle 24.42'ye. Aleyküm selam. Kahveci Temel, senden balıkçı Temel de olurmuş ha. Bu balığı başka yerde yiyemezsin ha Turan. Hemen şımar ya. Duran, kafasını versene. Lan kim var burada? Biri tuzağa düştü. Silahlanın. İbrahim bekle, beraber gidelim İbrahim. Yürü Duran, yürü. Ulan! Ne ettiniz bana böyle tepedaklak oldum? Ulan indirin beni, kim etti bana bu işi? Ulan! Kurtarın la beni. Şota? Ulan Halil İbrahim. Ne işin var senin burada?
Sağ geldim da Zeynep Hanım'la ilgili. Hadi be. Şotay. Rüştü, indir şotayı. Lan niye indiriyoruz? Gelmişken biraz takılsaydı yukarıda. Hazır letoların sadık uşağı ayağımıza gelmiş. Sana sahiplerin demedi mi şota buraların tuzaklı olduğunu? Dağların çıkışının zor, inişinin olmadığını söylemediler mi sana? Temel, şota bizden. Evet. Bana yardım etti geçen gün. Anlatmadım size. Nasıl yani? Ne yardımı? Ne yardımı? Doğru değil. Ha, geçen bizim uşak Rızvan'ın evine girdiğinde... Ha, bu şota çıkardı onu. Ha bu. Ha, kaç kere sordum sana. Niye söylemiyorsun bana Osman? Haydi geçelim yine anlatırım uzun uzun. Hem şotanın diyecekleri vardır da. Haydi. Uy. Osman o. Sen ne bu güzel? Ama meraklısın Turan ya. Bir haber mi var? He, vardır. Uyudu mu çocuklar? Uyudu, uyudu anne. Çok şükür. Kızım, kocan nerede? Bilmem baba. Ben de aradım, açmadı. Belki Fikret abi gönderdi bir yerlere. Nereye gönderecek ki? Bilmiyorum Ali Kemal. Kendi sorarsın enişten geldiğinde. Sakine. Yemeğini ye. Cingöz yaptığı bir şeyden yazsa umurumda olmaz. Hatta Leto ailesi içinde girsin. Aslan gibi yatar da çıkar da. Ama Leyla'yı sevi diye cezalandırılıysa. Ya Sakine, Leyla bir ikiz olur. İstediğini sever. Ama senin oğlun haddini aşarsa cezasını çeker. Rızvan Bey eğer Leyla yüzünden onu hapse gönderdiyse canını bağışlamıştır. Yat kalk dua et Sakine. Yemeğini ye. Sence ne zaman gelir Cevat Kaytan? Sabaha burada olur. Eğer pusu atacaksanız Asiye'nin evine giden yol uygundur. Ben kimseye pusu atmam. O Cevat gibi şerefsiz değilim. Oo Halil İbrahim. Sen bu adamları tanımaysın. Ha bunların amaçlarına ulaşmak için etmeyecekleri hainlik yoktur. Bak Rüştü'yü nasıl yanına soktular. Ben biraz da onu demek için geldim sana. Rüştü ne alaka? Anlamadım ben onu. Rızvan Ledo'ya teyzesi oğlu Arif'in kanını sattı da. Emin misin? Eminim tabii. Lastikçi Rüştü'nün Rızvan Bey'in yanında ne işi var? Daha yeni eldirdiler de akrabasını. Oğlum gözümle gördüm diyorum. Aa! Zeynep. Hı. Ya Halil İbrahim başaramazsa? Nasıl yani? Ya Cevat'ı yok edemezse, seni nikahtan kaçıramazsa ve her şey açığa çıkarsa? Bilmem. Bu ihtimali hiç düşünmedin mi? Düşünmedim. Hiç. Halil İbrahim'in garip bir hali var. Korkusuzluğundan mı ne? Konu olunca ya da onu görünce endişe nedir unutuyorum. Her şey daha güzel olacak gibi geliyor.
tutmadı mı? Tutmadı. Normal. Gel. Otur. Yok, oturmayacağım. Ne yapacaksın ya? Seni vuracağım. Niye? Ben ne yaptım sana? Arif abim senin yüzünden öldü. Arif abin inandığı şey için öldü. Sen ne kadara sattın kendini? Söyle. Belki bende daha fazlası vardır. Veririm sana. Biz benle top Batum'u vaat etti. Sen ne vaat edebilirsin bana? Ben sana ölümden başka hiçbir şeyi vaat edemem. Halim yok. Düştü de yok. Yoksa bak yürüyün lan, hadi yürü yürü yürü. İşte ben Halil İbrahim. Ben bu kansıza inandım. Bağışlanacak bir şey yok kan kardeşim. Bundan sonra kimse yüzümüze silah doğrultmaz. Kim ne yapacaksa arkamızdan dolanacak. Ağlar. Bu itin de şimdi ne yapacağız? Söylemezsen koca tırın geldiğini anlamayacağım. Zekasız. Vallahi padişah gibi geldin ha. Levent'im. Ayağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Vaziyet nedir yeğenim? Ölme dayı. Bu babamın ticaretine zarar gelmesin diye iki paralık olduk. Yoksa ben o Zeynep'in de sülalesinin... Şula? Sülale bizim sülalemizdir. Halil İbrahim Karasınoğlu. Letolar yanına adam koymuşlar. Yarın öbür gün işi biter diyorlar. Ben o işle çok ilgilenmiyorum. İyi. Artık dayım burada. Bundan sonrasını onlar düşünsün o zaman. Öyle.
Gel. Heh, barış çavuşum. Ne oldu, var mı haber? Geldi, geldi komutanım. Lastik çürüştüğünün cesedi teşhis edilmiş. Sizce Ali İbrahimler mi yaptı bu işi? Kim yaptıysa Rüştü'nün öldüğü bilinsin istemiş. Teyze! Kamerim. Hoş geldin dayıcığım. Benim güzel prensesim. Kız, asma suratını. Evlendikten sonra da sevmezsen o Yavuz'u, dayın çat çat eder, sana yenisini alır, he? Vay kraliçem. Esim eniştem nerede? Ecevat'ın bir işi var, onu halledeceğim dedi, çıktı gitti. La Levent, yoksa baban aldatayım ablamı. Keserim. Ben gönderdim büyük enişteyi bir yere. Asiye Sultan nerede? Taziye sahibi daha. Kapıda mı karşılayacak seni? He, he. Salonda bekleyin, haydi. Biz de bahçedeyiz. Abla. Ah kardeşim. Asiye Sultan, yapma böyle. Bana bütün Karadeniz'i yaktırtma. Senin bir damla gözyaşın için cümle alem feda olsun abla. Hakikatli. Nerede kocan? Seni çağırdım diye kız diye öbür eve gitti. Sana? Evladını gömen bir anaya kızdı he? Uşağımın, Tarık'ımın Yasin'i bile tutamıyorum. Bir tarafta o Nedim'e yılanı doğurdukları, öbür tarafta o kara su yılanı. Bırakın ben halledeceğim diyorum, bırakmaylar. Beni dinleyin diyorum, dinlemiyorlar. Keşke o toprağa ben gireydim. Tarık'ım yerine ben gireydim, keşke. Annen nerede? Biraz rahatsızlandı Rızvan Bey. Misafiriniz var. Hayırdır? Dayım geldi. Dayıcığım hoş geldin. Bu ne güzel sürpriz. Eşyalarını topla gidiyoruz. Anlamadım dayı. Eşyalarını topla, çocuklarını al, gidiyoruz dedim. Ne oluyor Cevat abi? Tuncay. Yeter babanın verip de tutmadığı sözler. Madem o sözünde durmuyor, ben de sözümden dönerim. Yeğenimi alıyorum. Ayşe. Sen kimin karısının çocuğunu alıyorsun Cevat abi? Hayırdır? Cevat! Otur şuraya. İnsan gibi ne söyleyeceksen söyle. Yoksa bu işin sonu kötü olacak. Otur da. Thank you.
Daha dün küçük yeğenimi akrabanın oğluna vermişsin. Bir şey dedik mi? Demedik. Yeğenim bir şey dedi mi? Demedi. Ha şimdi bu kız kim oluyor da bizim örfümüzü, adetimizi hiçe sayıyor? Ben sizin yeğeninizi sevmiyorum. Sevmeyeceğim de. Hala evlenmemi istiyor musunuz? İstersen nefret et, bana ne? Kimse kocasını, karısını sevmek zorunda değil. Ama biz bu aile için, bu aile için kellemizi ortaya koyduysak ya bizim dediğimiz olacak ya da bütün akrabalık ilişkilerimiz bitecek, hasım olacağız. Kimin gücü kime yeterse. Ablanla konuşup gelmişsin belli. Tamam, bitirelim. Akrabalık makrabalık kalmaz. Ama Ayşe benim kızımdır. Çocukları da torunumdur. Onun dışında neyiniz varsa alın gidin. Otur konuşalım dedin, oturduk enişte. Karınla kızınla konuşacağımızı söyleseydin hiç oturmazdık. Kes artık Cevat, kes! Hayatımda hiçbir zaman verdiğim sözden dönmedim. Zeynep'le Levent evlenecek. Hem de yarın evlenecek. Sen de geldiğin yere gideceksin ve bir daha da geri gelmeyeceksin. Konuşmak istediğin başka bir şey yoksa gidebilirsin. Kalkıp öpüşüp barışsınlar, ben de göreyim. Kalkla. Kara suyuladı, ne oldu? Gebermedi mi hala? Jandarma geldi Rizvan Bey. Ne oluyor lan, ne jandarması? Ne istiyorlarmış Rota? Komutan sizi görmek istemiş. Mümkünse karakolaga da gelsin demiş. Halil İbrahim'le ilgilidir. Rizvan Baba'yı çağırdıklarına göre. Gel sen de mi? İbrahim, ha bu işte ne Temel'in günahı var, ne Danur'un. Eğer onlara karşı... Kızgınım Osman'ım. Kızgınım. Ama kimseyi suçlamıyorum. Birini suçlayacak olsam en başa kendimi yazarım. Seni bile hayatımdan ettim. Ola ben kadere inanırım, ben kardeşim benim. Belki inanmazsın ama bir gün hayatımın değişeceğini biliyordum. Ama ne zaman nasıl olacağını bilmiyordum. Ama değişeceğinden emindim. Abi dünyada hiçbir yaratılmış yoktur ki kaderi böyle upuzun dümdüz yazasın. Ben kaderimden de senden de razıyım ben kardeşim. Umarım Temel de kaderine razı gelir. Turan, sen hani Sema'yı görecektin? Göreceğim şimdi. Yatmış dayı göreyim. Hayırdır uşaklar? Vallahi bilmiyorum ki dayı, hayır mı şer mi?
Göya Turan Sema'yı görecekti. Halil İbrahim taktı peşine, bizi buraya yolladı. Anlamadım. Derviş dayı. Lastikçi rüştü, geberdi gitti. Meğer letolar sokmuş o iti aramıza. Ben biliydim o işten bir sıkıntı çıkacağını. Turan, sen Sema'nın yanına git. Temel bana Rüştü'yü anlasın. Ben de ona başka şeyler anlatayım. Madem Halil İbrahim bu işi benim sırtıma yıkmış. Hadi sana uğurlar olsun. Sen gel. Hadi sana güle güle. Evet. Güle güle. Evet. Eyvallah. Ne oluyor ya? Gel. Komutanım, Rızvan Bey geldi. Buyurun Rızvan Bey. Hoş geldiniz Rızvan Bey. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Çay, kahve ne içersiniz? Ne ikram edelim size? Teşekkür ederim. Başka zaman. Rızvan Bey, belli ki zamanınız yok. Hemen konuya giriyorum. Gözünüz aydın. Lastikçi Rüştü ölmüş. Anlayamadım. Yani niye benim gözüm aydın oluyor üsteğim benim? Sanırım siz Lastikçi Rüştü'yü tanımıyorsunuz. Nereden tanıyayım? Yani arabaların bakımlarıyla ben ilgilenmiyorum. Lakabı araba lastiğinden değil. Her neyse. Lastikçi Rüştü, kahve taranmasında hayatını kaybeden Ocakçı Arif'in kuzeni. Belli ki buraya sizden intikam almaya gelmiş. Peki kim öldürmüş adamı? İnşallah bizden şüphelenmiyorsunuz. Adamınız Reşit'in olduğu Cingöz silah olayını üstlenmeseydi hukuki olarak sizden şüphelenmek durumunda kalacaktık. Evvelsi gece Rüştü ile Temel'i burada misafir etmiştik. Bakın Üsteğmen, eğer beni tahkikat için çağırdıysanız başka bir zaman uğrayayım. Malum kızımı evlendiriyorum. Merasimimiz var yarın. Öyle mi? Bilmiyordum. Tebrik ederim. Sağ olun. Sizi de davet etmek isterdim ama biliyorsunuz nerede ipten, kazıktan kopmuş adam varsa hepsi bizim akrabamız, dostumuz, tanıdığımız. Sizi rahat ettiremeyiz. Var olun. Düşünmeniz yeter. Hazır buradayken malum biliyorsunuz bizim insanımız sevinir havaya ateş eder, üzülür havaya ateş eder. Yani bir hayli fişek yakılır. Onun için bize bir gün müsaade ederseniz minnettar kalırım. Ha havai fişek, ha fişek. Hay hay, düğün saatinde askere söyleriz, karakolun telefonlarını kapatır. Hı? Düğün değil, nikah. Biz bize olacağız. Müsaadenizle. İyi günler. Rızvan Bey. Nasıl yapalım? İte ite kırdıracağız Reşit. Bu Cevat hepten gemi azıya almış. Onu artık zapt edemeyiz. Halil İbrahim Karasu yılanını da pek bir hafife almışız. Bu ikisi ancak birbirinin hakkından girmiş. Ben sana dediğimde kahveci Yusuf üzerinden haber gönderelim. Karasu yılanına, Cevat'la ilgili. Bu iş nikah olmadan bitecek. Kahveci Yusuf'a kiminle haber gönderelim Rızvan Bey? Damadın. Şotay. Sağ olasın anne. Kızım, dünden beri bir şey yemedin. Böyle olmaz. Hiç midem almıyor anne. Ama hava almak iyi geldi.
Doktora götüreydim seni. Ha? Nasıl böyle üşüttüysen? Yok yine yok. Söyledim Sema'ya. Gelecek gideceğiz birazdan. Hmm. Oy benim canım kızım. Benim Sema. Turun ne yaparsın? Adım koptu. Yaptığın iş mi lan? Nasılsın benim sevdiğim? He? Oy, oy, oy. Nerdanem, canım. He? Şekerpanem benim. Canım benim. Seni Allah gönderdi. Ne oldu? Eda Nur. Eda Nur'un bir günahı yok Temel. Eda Nur bana bunları nasıl anlatmaz Derviş dayı? Kolay mı anlatmak yeğenim? Yasemin'e sebep oldum diye defterin içine kapanmış. Oldu. Yasemin'e sebep oldu. Evet zorlamış. Ama bunu bana hemen anlatabilirdi dayı. Asıl mesele bu da değil. Bana bunları sen değil, karım anlatmalıydı dayı. Bana bunu neden söylemedin Eda Nur? Ben seni kaybetmekten korktum. Korkmasaydın keşke. Ben sana ne zaman Gülden'e laf ettim Eda Nur? Temel. Temel ne olur başla beni. Ne olur ne olur affet beni. Ben sana sordum. Gözünün içine baktım, sordum ben sana. Eda Nur iyi misin, bir şeyin var mı? Karın bir derdin var mı dedim. Sen bunu benden gizledin. Gelseydin bana anlatsaydın. Temel böyle böyle sarılsaydın bana, tutsaydım elimden seni. Benim böyle bir felaketi Derviş dayıdan mı duymam daha iyi? Karımdan mı Eda Nur? Ben çok utandım. Kocam ben çok utandım. Çok utandım. Ben söylemek istedim sana ama... Söyleyemedim, nasıl söyleyeceğim? Bilemedim Temel. Temel, lütfen. Lütfen anla beni. Anla beni lütfen. Kızma bana ne olur. Ben sana kızgın değilim Eda Nur.
Benim ciğerim yanar. Ben bize yazılmış kader öfkeliyim. Deme kocam, ne olur. Ne olur, ne olur. Lütfen deme. Hayır, ne olur, ne olur. Tak şu yüzüğü yerine. Ben artık yapamıyorum. Dağdan dönmeyeceğim. Hayır, kocan lütfen. Ben artık kocan değilim, Eda, dur. Hiçbir yere gidemezsin Tamer, hiçbir yere gidemezsin, ne olur. Hayır, 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 hayır. Hayır, Tamer lütfen. Tamer, Tamer lütfen. Demir. Sağ ol kızım. Be babacığım, afiyet olsun. Buyur baba. Beni çağırmışsın. Rahat otur damat. Bilmem gereken bir şey var mı? Ne gibi baba? Herhangi bir şey. Yo, niye böyle bir şey sordun anlamadım. Bey sana bir görev vermemi istedi. Her bir şey yaptığında acaba o yüzden mi bu görevi verdi? Endişe ettim. Levent'e vurdu ya, bedel istiyordu kurpalar. Ne göreviymiş bu? Akşam Ali İbrahim'le ilgili bir toplantı olacak. Oradan çıkan neticeyi kahveci Yusuf'a götüreceksin. O da dağdakileri iletecek. Halil İbrahim de becerebilirse gereğini yapacak. Rizvan Bey Cevat'ı mı satacak yoksa baba? Bir dur da Elif ya. Rizvan Bey, Cevat'ın da Halil İbrahim'in de işinin bitmesini istiyor. Yani düşmanı düşmana kırdıracak. Tamam da niye ben baba? Sen değil. Ali Kemal değil, başkası değil de lafı taşıyan niye ben oluyorum? Eğer Elif'in dediği gibi Levent'e vurduğun içinse, Halil İbrahim de Cevat da öldükten sonra Levent'i indir de Zeynep rahat etsin. Neni soraysın Halil İbrahim? Vazgeçtim işte Eda Nur'dan. Neden? Bana yalan söyledi Halil İbrahim. Ne olurdu doğruyu söyleseydi? Kızar mıydım ona? Yoksa karıcığım üzülme. Utanma. Sana bu işi edenler utansın mı derdim. Haklısın. Haklısın, sana anlatmalıydı. Belli ki Yasemin'i olanlardan korktu. Anlatamadım. Yasemin'e gelince... onun yüzünden öldü Yasemin. Benim yüzümden öldü Yasemin. Ben de sinirliyim kardeşim. Ben de öfkeliyim. Sen de Eda Nur'a karşı öylesin. Ama bu sevgi... öyle silinip atılacak bir şey değil.
Ben seni battım Ali İbrahim. Ne hali varsa görsün. Bu söylediklerin sinirden, öfkeden, sevgiden değil. Bunu sana sevdiğine bir daha kavuşma ihtimali olmayan bir kardeşin olarak söylüyorum. Yapma. Gerekirse benden vazgeç. Sevdiğinden vazgeçme. Hadi kalk, hava kararıyor. Sabaha inelim. Hayırdır Şota? Hayır mıdır, şer midir? Sen diyeceksin onu derviş dayı. Rizvan Leto, Cevat Gayatan'la Halil İbrahim'i birbirine kırdıracak. Yakında bir toplantı edecekler. Cevat'ı nasıl düşüreceğini Halil İbrahim'e kahveci Yusuf üzerinden söyleyecekmiş. Aracı da benmişim. Hadi buyur bakalım. Çık çıkabilirsen işin içinden. Dedi ama ben daha fazla tatsızlık çıksın istemedim. Kendim getirdim. İyi yapmışsın Ayşe de boşuna zahmet etmişler. Üst başı fakire fukaraya dağıtın. Gelinliği iade edin, altınlar da Elif'in olsun. Ama olmaz öyle şey Zeynepciğim. Bunlar benim değil mi Ayşe'cim? Hepsi senin. Tamam o zaman istediğimi yaparım. Gelinlik falan giymeyeceğim. Bir pantolon gömlek çok bile. Abi, ne yapıyorsun burada? Abi, kardeş dertleşelim dedim. Kapasana kapıyı. $500,000 var burada. Belli ki ben babama karşı çıkamayacağım, her zamanki gibi. O yüzden al bu parayı, dön Amerika'ya. Ya da nereye istiyorsan oraya git. Bir süre idare eder seni bu. Telefon, kredi kartı, yerini, izini belli edecek hiçbir şey kullanma, tamam mı? Hatta bana bile söyleme nerede olduğunu birkaç zaman. Git buradan. Kurtar kendini. Yaşa hayatını. Tamam. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Ama karım, çocuklarım, annem, babam, biliyorsun işte. Belli ki senin bu abin öyle zannettiğin kadar güçlü ve iyi bir insan değilmiş. Abi. Sen çok iyi bir insansın. Seni çok seviyorum. İyi ki benim abimsin. Ama burası benim gerçeğim abi. Ben gerçeğimden kaçmayacağım.
kaderimin iyi olması için de son nefesime kadar mücadele edeceğim. Sadece kendim için değil, annem için, Leyla için, Ayşe için, yeğenlerim için de aynı mücadeleyi vereceğim. Zeynep, gözünü seveyim, bak dinle halini. Bak her şey daha kötü olacak. Olsun abi. Ne olacaksa olsun. Neredesin Nesin baba? Bekliyoruz sabahtan beri, merak ettik. Anlatacağım Fikret'im, anlatacağım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Nesin. Otur. Devam. Hoş geldin kayınço. Eyvallah, sen de hoş geldin enişte. Sabahtan beri herkes seni soruyor, nerede kaldın? Ya biraz uzadı ama hallettik. Her şöyle be. Cevap. Bana da anlatacak mısın ne yaptığınız? Anlatayım enişte. Nesim abiyle bu silahların çalınması olayına çok içerledik. Ne yaptık ettik? Bir tane adam bulup satın aldık. Çalınan silahlarımızı adli depodan çıkarmayı başardık. Doğru mu bu Nesim? Doğru bacanak, doğru. Yalnız Cevat, o silahları halleden iki adama paranın haricinde Gürcistan'a kaçma garantisi verdim. İyi yaptın. Ben onları Batum'a geçirir, orada hallederim. Devletini satan herkesi satar. Doğru. Bu benim size evlilik hediyem olsun, hem sana hem Levent'e. Yani bu yaptığın büyük bir iş Cevat. Sana bravo. Eyvallah Dönür. Jandarma adli deponun soyulduğunu öğrendiğinde ne yapacağız peki? Ne yapacağız yeğenim? Kara su yılanı soydu diyeceğiz. Eşkıyayı hırsız ilan edeceğiz. Ha öyledir zaten. Silahlarımızı o çalmıştır. Ha öyle mi yavuz? Hani ben suçluydum ya la? Herkes hata yapar Levent'im. Herkes hata yapar. Yavuz artık benim damadım. Dayısı onun hatasını kapattı, konuyu da kapattı. Biz eğer böyle aile olursak, aramıza nifak girmezse, bütün Karadeniz'in, bütün Karadeniz'in ta Romanya'dan Gürcistan'a kadar en büyüğü oluruz. Şimdi sarılıp barışın, ben de göreyim. Ne? Uzatma lan, akrabayız artık. Dayı! Lan! Evet. Sarılıp barışın. Ha işte, ha? Ben şimdi gideyim, şu kara su yılanını halledeyim. Oradan da eve geçeceğim. Ablam rica etti. O yılanın ciğerini söküp bana getir, çiğ çiğ yiyeceğim dedi ama... onun leşi bizim işimize yaramaz. Onu cayır cayır yakacağım. Sonra da işimize gelmeyen her şeyi onun üstüne bırakacağız. Devam. Nasıl yakacaksın Halil İbrahim? Bunun babasına vurduğum evin oraya gittim baktım. Orayı yakarsam Şahin Kaya'dan görünür. Görünce de dayanamaz, çıkar gelir.
Tuzaksa tuzak. Cevat beni bir yere çağırıyorsa ben giderim. Kusura bakma da yeğenim. Bu dediğine yiğitlik değil, delilik denir. Söyle Şota. Tamam, sağ ol. Cevat Kayatan senin baba evini yakacakmış. Şahin Kayatan görünsün diye. Bu ne demek ya? Şerefsize bak be! Leblek gel ya beyler. İyi de bizim ev Şahin Kayatan'ın tersinde. Ben yanlış mı anladım? Dur bir daha arayayım Şota'yı ben. Arama dayı, arama. Siz beni burada bekleyin. Reis, sen niye toplantıda adresi yanlış gösterdin? Orada güvenmediğin kim vardı? Ben kimseye güvenmem koçum. Bugüne kadar kimseye güvenmediğim için hayatta kaldım. O kara su yılanı bizden birinin yardımı desteği olmadan bugüne kadar çoktan geberirdik derdi. Tabii özel olarak üzerimize sürmedilerse. Kim tarafından? Devlet mi? Devlet olur, düşmanlar olur, Ruslar olur. Yolumuzu kesmek isteyen herkes olur. Da sana bu soruları kim sordurtuyor? Hiç, meraktan sordum reis. Uylanırım ben meraklı adamlara. Aç. Bu anı beklemekle geçti Cevat. Ama seninle daha işim bitmedi. Kalkamaz da. Kalkarsa tetiğe basman yeterli Muzaffer Baba. Sen merak etme. Ben tek başına yine. Ne oldu lan burada? Lan bunlar Cevat'ın adamı. Muzaffer Baba, benim. Bak lan. Yürü lan. Demek bu işi garibanın evini yakacaktım.
Niçin? Beni tuzağa düşürmek için. Öyle mi? Halil İbrahim. Halil İbrahim, söz yapalım. Bitsin bu kan davası Halil İbrahim. Ha? Halil İbrahim, dur. Dur, yapma. Yapma. Halil İbrahim, yapma Allah aşkına. Yapma. Yapma. Yapma Halil İbrahim. Halil İbrahim, bitsin bu kan davası. Bitecek. Bu kan davası bitecek. Benim kan davam bitecek. Bırak! Cevat'la arandaki farkı hatırlatıyorum. Öldüreceksen öldür. Eziyet etme. Sen zalim değilsin. Yok. Rızvan Leto vur dedi, vurdum. Kim sattı beni? Rızvan sattı değil mi? Gideyim Rızvan Leto'yu öldüreyim. Asıl kanlı Rızos sizin. Ellerine bağla. Rızvan Leto'yu öldüreyim. Bırakın. Beni bırakın. Uşaklar. Kesler. Uşakları. Dur. Atın uşakları. Rızvan, bırakın beni. Uşaklar. Bakın. Rızvan Leto'yu öldüreyim ha? Ağırlarınız yaltım veririm size bak. Dinleyin beni. Zengin ederim sizi. Ha? Bak kapa sözünü lan. Geçerim boynuna. Yapma. Yapma. Rızvan Leto. Asıl kanlınız o sizin. Bırak. Kaldırın. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Yapma. Yapma Halil İbrahim. Yapma. Yapma. Çekil. Yapma. Yapma Halil İbrahim. Sen benim gözlerimin önünde babamı öldürdün. Sırıtarak. Ben her gece seni gördüm. Bu gece son görüşüm. Halil İbrahim! Thank you.
Kasabanın meydanına asın bunu. İbret alem olsun. Dağda kızıl ot biter, içinde keklik öter, eşkıyadan da beter. Usan be Halil İbrahim, usan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Üfrese dağı sarar, dağda kaçar kılar arar. Üfrese dağı sarar, dağda kaçar kılar arar. Geçit vermez kayalar, hızlan be Halil İbrahim, hızlan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına,